Uyumadın mı sen hala? Korkuyor musun yoksa? Hayır, korkmuyorum. Sadece yalnız tek başıma uyumayı sevmiyorum. Biz annemle birlikte yatardık. Onsuz uyuyamıyorum. Al bakalım. Belki bununla uyursun ha? Hayal. Bunun adı Suzan. Bu ne ya? Suzan diye bebek ismi olmuş eski zaman çizgi filmleri gibi. Tamam o zaman sen ne istersen onu koy. Hı? Adı Balkıs olsun. Olsun. Ya istemiyorsan götüreyim yerine. Kalsın kalsın. Peki al bakalım. Biliyor musun? Annem beni kötü adamların elinden kurtaracak. Asla prensesini bırakmaz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu araba. Bana yardım et. Kurtaracağım seni kızım. Az kaldı kurtaracağım. Her şey yolunda gidecek. Her şey yolunda gidecek. Ne olacağım ben? Korkma Neva. Korkma atlatacaksın. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar memur bey. Ehliyet ruhsatı alabilir miyim? Buyurun. Buyurun.
Aracınızın sis farları yanıyor. Karşıdan gelen araçlar için sıkıntı olabilir. Kapatır mısınız lütfen? Öyle mi? Fark etmemişim. Şuradan. Araç yeni mi? Evet. Tamam, devam edebilirsiniz. Arabayı teslim etmişler patron. Cihaz çalışıyor değil mi? Çalışıyor efendim, takipteyiz. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Emredersiniz. Şüpheli daha buralarda, etrafa iyice bakın. Araç hedefe 3 kilometre mesafede durdu. Ne demek lan durmak? Bilmiyorum. Ya birkaç dakika önce menzilden çıktı, şimdi de durdu. Kaç dakikadır duruyor bu? Yaklaşık 5 dakikadır böyle duruyor patron. Bana bunu yapma Neva, bana bunu yapma. Umarım anahtar oradadır. Neredesin lan sen? Ne atlar karıştırıyorsun? Getirdim. Arabayı getirdim. Ama polisler peşinde. Olursun kızla bir şey yapma. Polis mi? Yap. Alo Neva.
Kime diyorum? Alo Neva! Neva! Yürü! Doğru çıkarma yürü! Direnme! Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Sen Süleyman teyzenin durumunu Kasım amcadan saklayarak hiç doğru bir şey yapmıyorsun. Onun elinde sonunda öğrenecek zaten adam. Bir an önce öğrensin. Onun eli kolu bizden daha uzun. Belki o bir çözüm bulacak. Olmaz Berk. Annem çok hassas. Babamın öfkesini kaldıracak durumda değil. Zaten babamın ağzından çıkan tek kelimeyle annem tekrar başa dönecek. Ben halledeceğim. Ya nasıl halledeceksin abi Allah aşkına ya? Süleyman teyze organ nakli lisesine giremiyor bile daha. Kaldı ki bir organ nakli denen şeyin şartları, prosedürleri çok ağır. Donörü nereden bulacağım mesela? Kan grubu ve dokusu annemle oluşan birini bulmam lazım. Ya diyelim ki buldun. Nasıl ikna edeceksin abi organını vermeye? Her şeyi yapmaya hazırım. Bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım. 200 bin, 300 bin. Sen şu an saçmalıyorsun. Sen farkında mısın? Saçmalıyorsun şu an. Berk, annemin öylece ölüp gitmesine izin veremem. Kardeşim ben sana annenin öylece ölüp gitmesine izin ver demiyorum. Ama bu söylediğin şey suç, farkında mısın? Oğlum etik var, kanun var yani. Oğlum bir yakalanırsan hapse girersin. Ya geçtim, hapsi bir duyursa bile rezil olursun ya. Berk sen beni anlamıyorsun galiba. Başka çarem yok diyorum. Gerekirse bütün servetimden vazgeçerim. Yeter ki kurtulsun. Peki seni ele vermeyeceğine nasıl inanacaksın, nasıl güveneceksin abi karşındakine? He? Oğlum kim yapar böyle bir şeyi? Para için her şeyi göze alabilecek biri. Ay. Neredesin lan sen? Ne altlar çeviriyorsun? Yakalandın mı lan? Eğer polise konuşacak olursan. Yemin ediyorum kızını bir daha göremezsin. Duyuyor musun beni? Lan sana verdiğim fırsatı kendin teptin. Bitti lan anlaşma yok. Paramı getirmeden kızını alamazsın. Ulan bana kocan gibi ihanet edecek olursan seni öldürmem. Kızının ölümünü izletirim. Duyuyor musun lan? Şşş. İçeride biri var. Hırsız var. Ver polisi almasın. Silahlı olabilir, dikkatli ol. Sen de. Dur. Yine mi sen ya? Ya Neva, senin ne işin var bu saatte burada? Ay Bey. Nasıl girdin sen içeri? Cüzdanımı unutmuşum da. Kadim şef burada yedek anahtarı olduğunu söylemişti. Ondan geldim. Sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Hemen gidiyorum. Hayır bir dakika. Bizi mi dinliyordun sen? Yok ben hiçbir şey duymadım. Ya bana yalan söyleme, konuştuklarımızı duydun mu? Anne. Yemin ederim kimseye bir şey söylemem. Kimseye söyleyecek bir şey yok zaten. Biz iki arkadaş kendi işimize dertleşiyoruz. Hayır bir dakika Berk. Bu da işim bitti. Duydun mu beni? Seni bir daha restoranımda görmeyeceğim. Şimdi çık git. Defol. Thank you.
Ben annenize döner olabilirim. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Alo Erdal abicim. Biliyorum abi, biliyorum, geciktik. Ama ben de zarardayım abi. 50-50. Abicim biliyorum, telafisi yok ama bir saat sonra mallar elinde. Abicim gözünü seveyim. Olur mu, bu saatten sonra iptal edilir mi? Alo Erdal abi. Lan anlaşmayı iptal ettiler. Sinyal tamamen kesildi Koran Bey. Ulan. Başlatma sinyalinden. Git o kadını bana bul. Hangi deliğin altına girdiyse bul ulan, yürü. Bu teklifi kabul etmeyeceksin herhalde değil mi? Oğlum ben sana inanamıyorum şu an gerçekten. Ben seni tanıyamıyorum ya. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu kız senin çalışanın. Bir duyulursa ne olur, düşündün mü hiç? Berk, başka çarem yok. Var abicim, var. Bu dünyada 7,5 milyar insan var ya. Elbet birini karaciğeri uyacak. Benim zamanım yok ama. Ya tamam. Diyelim ki testler olumlu çıktı. Kız da ikna oldu organını vermeye, eyvallah. Sen hayatında hiç etik kurul diye bir şey duydun mu? Ha? Etik kurul. Ya bu kız senin çalışanın emrine tabi. Sen organı para karşılığında satın almadığına nasıl inandıracaksın insanları? Bilmiyorum Berk, bilmiyorum. Onu da sonra düşüneceğim, tamam mı? En farkındaysan ben daha teklifi kabul etmedim. Bir dur bakalım, bir anlayalım derdi neymiş. İnsan para karşılığı niye organını vermek istesin ki? Kız kesin bir iş çeviriyor. Ama ben hiç ikna olamıyorum. İçim hiç rahat değil abi, hiç. Ben konuşacağım. Neden? Neden anneme karıciğerini vermek istediğini söyledin? Paraya ihtiyacım var çünkü. Paraya ihtiyacım var çünkü. Ve bunun için bir organı vermeye razısın yani, öyle mi? Peki bunun bir suç olduğunu farkında mısın? Farkındayım. Ama yine de buna rağmen hapse girmeye de razısıyım. Öyle mi? Ne için ya? Ne için ya? Ya da kim için diye mi sormam lazım, bilmiyorum. Bakın Alp Bey, benim başka çarem yok. Anlıyor musunuz? İnsan niye böyle bir riske girer ya? Borcum var. Ödeyemeyeceğim kadar çok. Oldu mu? Teklifimi kabul ediyor musunuz? Hayır, şimdi bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce arabamın önüne atladım. Doğru mu? Zararını karşılamak için sana bir para verdim. Sonra geldin karşıma, o parayı istemiyorum dedin. Bana geri verdin. Şimdi geçtin karşıma, boğazıma kadar borca battım diyorsun. Bütün bunların bir oyun olmadığı ne malum ya? Nasıl güveneceğim ben sana? Çünkü başka şansınız yok. Benim gibi. Kaldı ki ben de size güvenmiyorum. İnanın, başka çarem olsaydı eğer asla bunu yapmazdım. Kan grubun ne? Anlamadım. Donör olabilmen için kanının uyumlu olması lazım. Kan grubun ne? A pozitif. A pozitif.
Tamam. Diyelim teklifini kabul ettim. Kaç para istiyorsun? Neva Hanım, beyninizde bir tümör tespit ettik. Maalesef ameliyat edilemeyecek kadar tehlikeli bir yerde. Eğer gecikirsek ölecek mi? Ama benim bir kızım var. $500,000. Kaç? Karaciğerime karşılık $500,000. $500,000. Ya bir şef yardımcısının nasıl bu kadar borcu olur ya? Sen bağımlı filansın herhalde. Ne, başım mı belada anlamadım. Hayır. Sadece kızımın hayatını güvence altına almak istiyorum. Ben olmadan da rahatça yaşayabilsin. Kimseye muhtaç olmasın. Güzel bir eğitim alsın. Hayatına devam etsin istiyorum. Her şey kızım için. Şu küçük kız mı hastanede yanında gördüm? Evet. Peki. Kabul. Sana istediğin parayı vereceğim. Teklifimi kabul ediyor musunuz? Önce yarın beraber hastaneye gideceğiz. Sana bir test yapacaklar. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa detayları konuşacağız. Anlaştık. Ben artık evime gidebilir miyim? Hiçbir yere gidemezsin. Anlamadım. Sana güvenmiyorum. Seni tanımıyorum ya, hani konuyu başka kimseye söylemeyeceğinden, beni yarı yolda bırakmayacağından emin olmadan hiçbir yere gidemezsin. O yüzden burada kalıyorsun. Ben burada kalamam. Ne? Çıkışı biliyorsun zaten. Anlaşma iptal. Ona da peki. Hiç değilse lavaboya gidebilir miyim elimi yüzümü yıkamak için? Yoksa göz hapsinde miyim?
Bir, iki, üç, dört. Çok zor şeydir böylesine. Birisine, birisine gönül verdim birisine. Rastlamak çok zor şeydir böylesine. Arkadaşlar, siz bir hava almaya çıkın hadi. Seni hiç beklemiyordum. O kadar mutlu oldum ki. Ne var, ne oldu ya? Neyin var senin? Selam. Bu benim gazinoya son gelişim. Tabii canım. Aa, haklısın zaten. Senin burada ne işin var? Sen koskocaman iş adamısın, öyle değil mi? Tamam, evde buluşuruz biz de. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben seni çok fena özlerim. Ama bir sarılırsın. Ah, özlem de geçer, dünyada durur. Selam. Ben buraya bu hikayeyi bitirmeye geldim. Daha sonra görüşmeyeceğiz. Ne? Ne diyorsun sen ya? O kadın söylüyor bunları değil mi? O kadın dediğin benim karım. Yanlış olan ikimizin ilişkisiydi. Ben... Geç de olsa anladım. Beni sevmiyor musun? Bana beni sevdiğini söyledin. Yalan mı söyledin? Yüzüme bakmaları, elimi tutmaları, söylediklerin hepsi yalan mıydı? Ay, yalan mıydı? Söylesene. Ben senin sessizliğini de duyuyorum Kasım. Yalan değildi. Sen de beni sevdin. Sevdim. Doğru. Ama bitti Selam. Artık bitti. Ben bu gizli saklı hayatı daha fazla sürdürmeye dayanamıyorum. Taşıyamıyorum. Neyi taşıyamıyorsun sen? Beni mi taşıyamıyorsun? Her gün yolunu gözleyen oğlunu mu taşıyamıyorsun? Ha, yo yo, hiçbiri değil, değil mi? Yoksa sana ait olmayan o serveti mi taşıyamıyorsun? Ben seçimimi yaptım. Ailemi seçtim. Onları kaybetmeye dayanamam. Biz senin ailen değil miyiz? Bizi kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Lütfen yapma. Tamam, bir daha konuşalım. Bir daha konuşalım. Her şeyi konuşalım lütfen. Lütfen yapma bize bunu. Yapma Kasım. Oğluna ne diyeceksin? Daha 4 yaşında o. Hiçbir şey anlamıyor. Alp'e ne diyeceksin? Kasım!
özel eşyalarımı kurcalama. Bir şey yapmadım ki. Plaklara bakıyordum. Bunları siz mi çalıyorsunuz? Çok soru soruyorsun. Hiç bağlama çalacak birine benzemiyorsunuz zaten. Öyle mi? Nasıl olurmuş bağlama çalan biri? Bilmem. Daha duygulu. Çalmıyorum o zaman. Başka soru? Kızın yerini bulduk Orhan Bey. Neredeymiş? Çalıştığı restoranda. Ne işi var oğlum restoranda? Patron, şimdi bu kadın polise falan gitmesin. Ulan polise gidecek olsa restoranda ne işi var? Hem polise gidip ne diyecek? Gönül rızasıyla bir araba malı taşıdı. Başka bir şey var. Sen şimdi hemen çocukları al, fırla restorana. Kızı bulur bulmaz kap buraya getir. Emirhanesi patron, istersen restorana girip alalım kadını. Lan bana akıl verme, lüks restoran, gece gece dikkat çekmeyelim. Ne diyorsam onu yap. Emirhanesi patron. Fırla! Lan sen de aval aval bakma. Gir bak bakalım şu emniyet kayıtlarına ihbar mihbar bir şey var mı? Haydi! Hemen efendim. Ne oldu? Bu şarkı annemin en sevdiği şarkıydı. Çocukluktan beri ne zaman duysam bir şeyleri getirir aklıma. Ne getirirmiş aklına? Deniz kenarı. Tahta iskemleler. Onları birleştirmişler. Üzerinde uyuyorum. Ama ne güzel bir uyku. İnsanların sesleri geliyor arkada. Cıvıl cıvıl sohbet ediyorlar. Çatal kaşık sesleri. Annemin eli başımda. Daha çok küçüğüm. O zaman uykular çok masum. Masumiyet sadece şarkılarda kalan bir kelime değil. Hayatın ta kendisi. Arkada da bu şarkı çalıyor işte. Ben de dünyanın en kaygısız uykusuna dalıyorum. Ben yıllardır öyle uyumadım. Ben... Yiyecek bir şeyler bulacağım. İstersen sen de al. Hı? Geldi baban. Türkan Hanım. Ne neler kaynatıyorsunuz analı oğlu? Bir isteğiniz var mı Kasım Bey? Bir kahveni içerim.
Söylesene, yine ne şahane akıllar veriyorsun oğluna. Hiç. Aile kurmaktan bahsediyorduk. Artık Emir'in de kendine bir aile kurma vakti geldi. Öyle değil mi? Keşke. Ama nerede o günler? Oğullarımdan biri kendini restorana hapsetti. Diğeri ise gece hayatında kim bilir ne yapıyor. Açıkçası benim iki oğlumdan da çok fazla ümidim yok. Niye öyle diyorsun? Bak, Emir artık kendini işine verdi. Gece hayatını da bırakacak. Öyle değil mi? O öyle bir gün kendini işe vermekle olmaz. Kendini her gün işe vereceksin. Ben 30 yıldır her gün çalışarak şirketi bu hale getirdim. Ben de çok çaba harcadım o şirket için. Emir de artık ne yapacağını bilecek yaşta. Ve çok sıkı çalışıyor. Öyle değil mi oğlum? Vallahi size doyum olmaz. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi geceler. Sakın sana bu haksız dediğimi bu hafta söyleme, tamam mı? Yoksa çok üzülür. Keşke bu kız yanımda olsaydı. Ama merak etme, sen de güzelsin. Tıpkı annem gibi. Biliyor musun, annem beni buradan alacak, götürecek. Nereye gitsem o beni görebiliyor. O yüzden hiç korkum yok. Hangi delikte saklandığını biliyorum. Seninle yarın hesaplaşacağız. Eğer o arabanın başına bir şey gelirse kızını unut. Allah'ım. Ne olur yarın her şey yolunda gitsin. Her şey senin için kızım. Her şey senin için. Senin daha iyi bir hayat sürmen için. Benden sonra da başına yık olmasın. Kimseye muhtaç olma diye. Seni kurtaracağım kızım. Biz hep birbirimize tutunduk. Sensiz olamam ki ben. Personel gelmek üzeredir. Sen beni yukarıda bekle. Bizi burada görmesinler. Birazdan çıkarız zaten. Kusura bakmayın. Uyuyakalmışım. Hemen çıkıyorum. Beni görmeyi beklemiyor muydun?
kağıtlar karıştırıyorsun lan sen. Ne yaptın lan bir araba malı? Yemin ederim ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış bir şey yapmadıysan dün akşam niye getirmedin buluşma yerine arabayı? Dün gece polisler takıldı peşime. Korktum, kaçtım ben de. Aklıma buradan başka bir yer gelmedi. Araba nerede? Arka tarafa park ettim. Anahtar. Buradan. Arka taraftaymış, kontrol et. Bu işin altından bir çapanoğlu çıksın. Yemin ediyorum seni toz ederim, zerreni bulamazlar. Hayırım. Kızım nasıl? Dün de söyledim sana. Anlaşma iptal. Paramı getirmeden kızını göremezsin. Benden ne istediysen yaptım. Kızımı getireceksin bana. Hemen getireceksin kızımı. Duydun mu beni? Ya paramı getirirsin... ya benim için çalışırsın. Karar senin. Benim adım Korhan Ateş. Canımı yakanın canını yakarım. Hayır, 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 hayır. Kızımın saçının teline zarar verirsen seni ellerimle öldürürüm. Duydun mu? Duydun mu beni? Bodri meydan. Kızına veda bile edemez. Hayır, yapma. Yapma, ne olur. Bırak kızıma da zarar verme, ne olur. Yalvarırım kızıma da kuma, yalvarırım sana. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.